oligarşik zümre gücünü karşı konulamaz takiyeden alıyor. İstisnasız bütün kesimlere, gruplara, kurum ve kuruluşlara takiye yaparak sızan Selanik dönmesi sabataycı zümre, kendi politikalarını, zümrevi çıkarlarını farklı kesimlere, kişilere savundurarak her konuda konsensüs sağlayabiliyor. Gerçeğin farkına varanlar zümreyi karşısına almak yerine zümrenin etkilediği herkesi karşısına almış oluyor. Her konuda örgütlü, organize hareket eden oligarşik zümre dehşet bir dayanışma içinde hareket ederken muhatabı olan toplumun her türlü çelişkisini, aykırılığını, farklılığını görünür kılarak, ifsad edici yayınlarla ayrıştırarak, sürtüştürerek, çatıştırarak böl ve yönet yöntemini uyguluyor. Zümre bu kabiliyetini 5780 yıllık kadim Yahudilik kültürünün okült, esrarengiz yöntemlerle kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarımıyla oluşturulan, geliştirilen tecrübe ve birikimden alıyor. Takiyeyi sistematik şekilde kabalacı hahamlar kontrolündeki Yahudi toplumlar dışında kimse başarılı uygulayamaz. Bu yüzden takiye dünyanın her tarafına yayılmış bulunan Yahudi toplumlarına karşı konulamaz, engellenemez bir etki gücü sağlıyor. Yahudilik ırkçı bir din olduğu için başkalarının Yahudi olmasına izin vermediğinden mensuplarının çoğalması, böylece maruz kaldıkları toplumlara karşı koyması ya da hakim olması imkanını vermiyor. Bu yüzden takiye yaparak başka dinlere, mezheplere, kavimlere, cemaatlere, topluluklara, gruplara sızıyor, onlardan işbirlikçi taraftarlar devşiriyor, amaçlarına hizmet ettiriyor. Takiye ile sızdıkları toplumlarda fesat çıkardıkları, kişileri, kesimleri, grupları birbirine vuruşturdukları, böylece etkinlik ve zümrevi çıkarlar sağladıkları anlaşıldığında katliama uğrayan sürülen Yahudiler dünyanın başka bölgelerine dağıldıklarında takiyeciliği daha da geliştirerek uygulamışlardır. İspanya'da Engizisyon zulmüne maruz kalarak göç etmek zorunda kalan Yahudileri sığındıkları Osmanlı Devleti Balkanlar'da iskan etti. Zamanla Selanik'te toplanarak nüfusun %70'inden fazlasını oluşturdular. Bu arada Osmanlı sarayına da sızarak önemli ölçüde nüfus sahibi oldular. Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede olduğu Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir Yahudi olan Pargalı İbrahim Paşa sadrazamlığa yükselerek Osmanlı yönetimine tamamen hakim oldu. Kanuni'nin onu boğdurması devlette büyük sarsıntılara yol açtı ve bu sarsıntılar Osmanlı Devleti'nde gerilemenin başlangıcı oldu. Pargalı İbrahim'i Kanuni Sultan Süleyman Manisa'da şehzadeyken hahamlar yanına arkadaş olarak sokmayı başardılar. Kanuni kendisini devirip Osmanlı hanedanı yerine kendi hanedanını kurma düşüncesini fark ettiğinde ölümüne karar verdi ama doğurduğu sonuçlardan kurtulamadı. Osmanlı Devleti'ne isyan eden ve yakalanarak İstanbul'a getirilip yargılanan İzmirli haham Sabetay Sevi, saraydaki Yahudi nüfuzu sayesinde yalandan Müslüman olup salıverilmekle kalınmamış, Edirne'de bir göreve getirilmişti. Kabalist bir haham olan Sabatay Sevi bu görevi bırakıp Selanik'e ye yerleşti ve Yahudilerden takiyeciliği sistem olarak uygulayan bir tarikat oluşturdu. Hristiyan gözükerek İslam alemine yönelik Haçlı seferlerini tertipleyen, örgütleyen Tapınak Şövalyesi Yahudileri örnek alan Sabatay Sevi, sözde Müslüman olan fakat Yahudiliklerini koruyan Sabataycı tarikatını oluşturdu. Avusturyalı Yahudi gazeteci Theodor Herz'in Sultan Abdülhamit'ten Filistin'de Yahudiler için toprak istemesinin reddedilmesinden sonra 1897'de toplanan 1. Siyonist Kongresi'nde Osmanlı Devleti'nin yıkılması, Filistin'in kurtarılması, İsrail Devleti'nin kurulması kararları alındığında Selanik'teki Sabataycı tarikata önemli görevler verildi. Takciye yaparak Müslüman gözüken Sabataycılar gizli bir siyasi örgüt olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdular. Mason hocası aracılığıyla bazı Türkleri de aralarına aldılar. Öyle ki Selanik için Osmanlı Devleti'nin gizli başkenti denir olmuştu. Başkent İstanbul'da aynı zamanda Halife Sultan Abdülhamid'e karşı şeriat isterük diye çıkarılan ayaklanmayı bastırmak gerekçesiyle Selanik'te M. Kemal'in de kurmay subayı olduğu hareket ordusu oluşturulup trenle sirkeci garına intikal ettirildi. İstanbul'da başına yine bir sabataycı Yahudi olan Mahmut Şevket Paşa getirilen hareket ordusu tarihe 31 Mart vakası diye geçen söz konusu isyancılar yerine onların hedefindeki Sultan Abdülhamid'in sarayını kuşattı ve hallini sağladı. Daha önce siyasi parti haline gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet yönetimini ele geçirip iktidar oldu. Başkent İstanbul'u işgal eden İngilizlerin himayesinde iddiaçılar TC'yi de takiye yöntemiyle kurdular. Anadolu illerini işgal eden İngilizlerin müttefik ordularına karşı İslam alimleri direniş başlatmıştı. İşgalin sürdürülebilir olmadığı anlaşılmıştı. İstanbul'dan bir gemiyle Samsun'a çıkıp Anadolu'ya geçen iddiatçı subaylar takiye yaparak şeriat devleti kurmak amacıyla İslam cihadı görüntüsüyle bir hareket başlattılar. Ankara'yı yönetim merkezi yaparak dualarla, hatimlerle, kurbanlar keserek topladıkları mecliste büyük çoğunluğu İslam alimleri oluşturuyordu. Birçok illeri işgal etmiş bulunan İngilizlerin müttefiki ordulara süratle geri çekilerek Anadolu'yu Ankara hükümetine terk etmeleri istendi. Böylece dağıtılan, silah bıraktırılan Osmanlı ordusu bakiyesinden oluşturulan derme çatma güçlerle sözde büyük taarruz emri verilerek İzmir'e doğru ilerlerken işgal orduları çoktan çekilmişlerdi. Bunu bir zafer olarak toplumu algılatan takiyeci iddiacılar direnişi örgütleyen İslam alimlerinden inisiyatifi aldılar. TC'yi kurup Lozan'da tescilledikten sonra İngilizler işgale son verip İstanbul'dan çekildiler. Takşiye ile kurdukları anayasasına devletin resmi dini İslam yazdırdıkları ilk meclisi dağıtarak Sabataycı Zümrü unsurlarından atama ile ikinci meclisi oluşturdular. Ondan sonra İslam dinini Müslümanları düşman kurdukları rejim için tehdit ve tehlike olarak göstererek bin yıllık Selçuklu Osmanlı İslam kültür ve medeniyetini yok etmeye kökünü kazımaya çalıştılar. Takiye ile TC yönetimini oluşturan Sabataycı Zümrüoğlu Garşisi kurduğu istiklal mahkemelerinde bütün İslam alimlerini idama mahkum ederek dar ağaçlarında sallandırdı. Liderlik kabiliyeti olanlar suikastlarla ortadan kaldırıldı. İslam'ın eğitimi, öğretimi ve kamusal alanda yaşanması yasaklandı. Böylece cahil bırakılan, yoksulluğa mahkum edilen, kırsal alanda yaşamak zorunda kalan Müslümanlar dininden uzaklaştırılıp asimile edilerek köleleştirildi. Türkiye zümre oligarşisinin bir çiftliği haline getirildi. Müslümanlara yönelik nüfus planlaması, doğum kontrolü uygulanarak demografik yapının zümre mensupları lehine değiştirilmesine çalışıldı. Türkiye küçük olsun, geri kalsın, ilkel bir tarım devleti olmaya devam etsin ki Zümrü oligarşisi ilerlebet yönetebilsin diye her türlü önlem alındı. İddiatçıların Samsun'a çıkışlarının 50. yılında 1969'da Erbakan Anadolu'nun bağrından Konya'dan milli görüş hareketini başlatarak bağımsız Konya milletvekili seçilip parlamentoya girdi. TC'nin ilanının 50. yılı olan 1973'te ise 52 parlamenterle ikinci Partisi Milli Selamet Partisi'ni meclise sokarak grup kurdu. Erbakan, Milli Görüş Hareketi'ni hile rejimi ve köle düzeni dediği Zümrü Oligarşisi yönetimindeki TC'ye karşı başlattı. 40 yıllık bir mücadele sonunda takiyeci Zümrü Oligarşisi'ni devlet yönetiminden uzaklaştırarak Müslümanlara iktidar yaptı. Milli görüşün yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya, adil düzen vizyonu hayata geçirilmeye başlandı. Ancak büyük sermayeyi, medya ve akademiyayı hala kontrolünde tutan takiyeci üzümlü oligarkları, güçlü parlamenter sistem vaadiyle eski Türkiye vesayet rejimi statikosunu geri getirip tahkim etmeyi, zümre oligarşisini yeniden oluşturmayı planlamaktadır. Toplum her kesime ile sızmış bu zümre mensuplarını ve oluşturdukları paralel yapılanmaları tanıyamadığı için hain emellerine alet olmaktadır. Topluma bu zümreyi bin yıllık Türk İslam medeniyetine düşman zihniyetini tanıtmak devletimizin ve milletimizin bekası için hayati önemdedir. Türkiye'ye yönelik içeriden, dışarıdan her türlü siyasi, askeri, ekonomik komplonun sağlarının arkasında bu takiyeci zümre vardır. Öyle ki Türkiye'deki İsrail diye nitelenen bu oligarşik zümre İsrail'den daha güçlüdür denilmektedir. Süleyman Arif Emre yazdığı Siyasette 35 Yıl adlı kitabında uluslararası bir toplantıda ABD, Fransa, Türkiye ve İsrail dünyada Yahudilerin doğrudan yönettiği ülkeler olarak ifade edilirken Türk delegasyonun itiraz etmediğini yazmıştır. Müslümanların iktidarlarını korumaları, müstemleke tipi eski Türkiye vesayet rejiminin geri getirilmemesi için bu takiyeci zümre ve milletimize düşman zihniyetinin mutlaka tanıtılması lazımdır. Aksi halde Türkiye'nin beka sorunu sona ermez.